Kamera buradan. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka bir vlogumuza daha hoş geldiniz. Bu vlogda aslında daha çok sizler hakkında konuşacağım. Normalde vlog cuma günü olacaktı her zaman olduğu gibi. Ama ve lakin ya cuma ya cumartesi YGS sınavı var. Birçok akranımız bu sınava katılacak ve ben de kendi taze tecrübelerimi aktarmamın çok yararı olabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz daha geçen yıl YGS'ye girdim ben. Daha geçen yıl liseden mezun oldum. O yüzden hani pek çok şeyi daha dün gibi hatırlıyorum yani. Çok net hatırlıyorum neler yaşadığımı, nasıl hissettiğimi, yaptığım hataları ve bana avantajı olan şeylerin ne olduğunu çok iyi bir şekilde hatırlıyorum. Sadece YGS'den konuşmayacağım. Bundan sonra başka şeylerden de konuşacağım ama ilk önce şu YGS mevzusunu bir şey yapayım dedim. Halledeyim dedim. Şimdi YGS'de bu gibi sınavlarda aslında tüm sınavlarda yapmanız gereken en önemli şey soğukkanlı olmak. Şöyle düşüneceksiniz. Bu sınav eninde sonunda bitecek yani. Bu sınavı bir şekilde atlatacaksınız. Bu sınav aslında üzerinde düşündüğünüz zaman hayatınıza o kadar da fazla yön vermeyecek. Sonuçta gelecek hakkında en son karar veren gene siz olacaksınız. Muhteşem bir üniversiteye gitseniz bile gene hayatınızı yönlendiren kişi siz olacaksınız. Sınav kötü bile geçse hani diyelim ben nasıl düşünüyorum onu söyleyeyim. Ben şöyle düşünüyordum mesela. Sınavım çok kötü bile geçse ve istediğim üniversiteye gidemesem bile hani sonuçta ben bir şeyler çalışıp bir şeyler yapacağım. Yani en son iş bende bitecek. Hani bu sınav sonucu fazla bir şey etkilemeyecek. Ve ilk önce bunu düşünmeniz lazım. Bu sınav sizin hayatınızı etkilemeyecek. O kadar da önemli bir sınav değil. Sadece insanların gözünde abarttığı bir şey. Moda gibi. Elbise modası gibi. Ki bazı insanlar birbirine çok fena bir şekilde anlaşamayabilir bu konuda ama. Her neyse bunun gibi. Yani, insanların aşırı abarttığı bir şey gözünde. O yüzden bunu ilk önce anlamanız lazım. Kameraya doğru mu bakıyorum? Doğru bakıyorum. her neyse. Onun dışında dediğim gibi soğukkanlı olmanız lazım. Sınavda heyecanlanmayın. Ben heyecanlanmıştım. O kadar da iyi geçmedi sınavım. Heyecanlanmanın aslında nedeni yani şey söylemeyeyim de çevremdeki bazı insanların beni başka türlü yönlendirmesiydi ya. Hani YGS'den şunu dürüst bir şekilde söylemek istiyorum. YGS'den birazcık yüksek almıştım ben. Genele göre. Herkesin YGS'si genelde kötü geçmişti. Benim iyi geçmişti. Böyle olunca ha böyle bir şey de olabilir. YGS'niz çok yüksek geçerse çevrenizdeki bazı insanlar sizi kıskanabilir. Bu kıskandıkları için bazı şeyler söyleyebilirler. Mesela YGS'nin önemli olmadığını söyleyebilirler. YGS hani şey itibariyle bu sınavın puanlama sistemi itibariyle hani sizin puanınıza fazla etki etmeyecek diyebilirler. Bu tamamen yanlış bir şey. YGS puanınızın %33'ünü etki ediyor. Ben mühendis olmak için girdim hani. Ya doğrusu bilgisayar mühendisi olmak için girdim. Mühendislik sisteminde %33 kapsıyordu. Üçte bir sınavın üçte birini kapsıyordu. Üçte birini diğer LYS, üçte birini de ikinci LYS. Hani o yüzden YGS önemli. Yani YGS'niz iyi veya kötü geçti fark etmez. Ama baktığınız iyi geçti ve çevrenizdeki insanlar bazı insanlar. Böyle insanlar yoksa ne hala ne güzel. Ben isim vermeyeceğim ama çevremde bazı insanlar vardı. Şöyle diyeyim bazı rekabet içinde olduğumuz insanlar vardı ki bu çok kötü bir şey. Rekabet işine girmeyin. Yani rekabetçi düşünmeyin. Çok kötü bir şey. Arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkileriniz bozulabiliyor. Sakın yapmayın. Dediğim gibi bazı insanlar böyle söyleyebilir. Hani işte YGS'nin önemli olmadığını söyleyebilir. Puanlama sistemi için iyi geçtiyse eğer. Bunlara fazla takmayın. Çevrenizdeki insanların hani böyle, bu tür sözlerine fazla kafayı takmayın. Ondan sonra sınavda mesela birkaç soruyla karşılaştınız. Sizi zorlayan bir soruyla karşılaştınız. İlk önce birazcık uğraşın ama soğukkanlı bir şekilde uğraşın ve kalıplara fazla bağlı kalmayın. Çünkü YGS'de muhtemelen özgün sorular gelecek. Hani soru kalıplarına bağlı kalmadan gitmeye çalışın. Şöyle bir temiz bir kafayla baştan başlayarak sorular bir göz atın. Baktınız çözemiyorsunuz. Lütfen zaman harcamayın. Diğer sorulara geçin. Şöyle bir kafalı olmayın. Lütfen bunun için yalvarıyorum. Hani hadi ben sayısal bir bölüm istiyorum. Benim sosyal çözümüme gerek yok. Sakın demeyin.
Bazı geçen yıl değil, ondan önceki yıllarda benim bazı arkadaşlarım sosyal çözemedi. Bu onların puanına kötü etkiledi. Şöyle yapın, hani 15 dakikada bir matematik sorusu çözmek yerine 5 dakika uğraşırsınız. Vaktiniz olmadı giderseniz 10 dakikada 15-20 tane sosyal sorusu çözerseniz o size çok daha fazla puan getirir. Mesela o bir matematik sorusunu 15 dakikada çözebildiğiniz diyelim. Buna kazanacağınız puan 4. Hani matematik, mühendislik ağırlıklı bir yere, matematik ağırlıklı bir yere gidecekseniz bundan kazandığınız puan 4. Bu matematik sorusunu mesela baktığınız zor, yapamıyorsunuz. 2-3 dakika deneniz olmadı, geçtiniz. Onun yerine 15-20 tane sosyal soru çözdünüz. Hadi diyelim şey yanlış yaptığınız falan oldu dedim. Hani minimum 10 puan aldınız bundan. 10 puan. Bir yerde 4 puan, diğerde 10 puan. Arada 6 puan fark var ki 6 puan fark bu şey için önemli yani. Bayağı sizi ön sıralara atar. Bu böyle hani lütfen bazı yerleri görmezden gelmeyin. Şöyle de yapmayın. Hani ben matematik istiyorum, biyolojiye çalışmam gerek yok veya ne bileyim biyoloji sorularını yapmam diye bir şey de demeyin. Bak bilmiyorsanız yapmayın. Konu hakkında hiçbir fikriniz yoksa yapmayın. Geçin. Size bir yarar olmayacak onun. Yani büyük bir ihtimalle yanlış atacaksınız. Onu çok çok şanslıysanız %20 ihtimalle doğru atarsınız ama atmayın. Hani tamamen sallamayın. Şunu yapabilirsiniz belki. Konu hakkında bilginiz vardır. Şıkları eleyebiliyorsunuzdur. Kesinlikle eleyebiliyorsunuzdur. Hani eleye gittiğini gidip de bir şıka indirirseniz tamam o şıkı işaretleyin ama hani iki şıka indirip de şey yapmayın. Atmaya çalışmayın. Lütfen atmayın. İşi şansa bırakmayın. Bunun dışında YGS'de sınav öncesi bir ya saç sen de bir durmadın ya. Allah Allah. Ha. Sıra saçım gölge düşüyor yüzüme de. Sınav öncesi bir tane moral durumu vardır. Mesela biz arkadaşla gittiğimizde sınava gireceğimiz yer herkesin böyle yüzü falan asıktı. Çok kötü durumdaydılar. Zannedersiniz ki adamların ya çok yakın birisini kaybetmişler veya ne bileyim dünyanın sonu gelmiş gibi veya savaşa gireceklermiş gibi bir şey yapıyoruz. Sınav lan bu. Bildiğiniz sınav yani. Sınava gireceksiniz. Ne var bunda? Hani sıradan bir sınav yani. O kadar şey de değil. Bundan sonra K yok. KPSS'si var. Yok. Ne bileyim neydi? SBS yerine başka bir şey geldi. Ondan önce de OKS miydi? Öyle bir sınav vardı bilmiyorum. Yani bunun türlü türlü birçok sınav var. O kadar da önemli bir sınav değil bu. Bunun gibi çok sınav var yani. Kafaya takmayın. Yani lütfen sınavdan önce ben çok heyecanlandım, çok tedirgin, o tedirgin moda girmeyin. Rahatlayın, şakalaşın arkadaşlarınızla ya. Sınav hakkında konuşmayacaksınız. Kesinlikle konuşmayacaksınız. Sınavdan sonra da sınav hakkında konuşmayacaksınız. Sınavdan sonra da kendinize böyle 1-2 gün verin. 1 gün veya 1,5 gün veya 2 gün hadi en fazla dinlenme süresi en fazla 2 gün. Ondan sonra çalışma şeyinizi kaybediyorsunuz bir şekilde. O çalışma isteğinizi falan kaybediyorsunuz. Yani o yüzden fazla böyle tatil moduna girmeyin. Ne diyordum? Ha sınav öncesi moralinizi yüksek tutmaya çalışın ve son gün çalışmayın. Son gün çalışmayın. Veya birkaç formüle bakarsınız ama çalışmak anlamında değil. Sadece formülleri göz atmak anlamında. Formülleri hatırlamak için. Çalışmak yok. Son gün çalışmayın. Yalvarın çalışmayın son gün. Dinlenin. Kafayı dinlendirin ya. Zaten oraya zaten aylarca çalışmışsınız. Kafa olmuş 1500 artık böyle patlayacak kafa. Rahatlayın. Komedi filmi izleyin. Arkadaşlarınızla sohbet edin. Oyun oynamayın. Oyun oynamayın. Neden bilgisayar oyunu oynamayın? Stres yapıyor. Hani tam rahatlıyorsunuz ama aynı zamanda stres yapıyor. Stres yapmayan oyunlar oynayabilirsiniz belki. Minecraft diyeceğim ama Minecraft yasaklandı. Ne diyebilirim? Başka YGS'de. Düzeninizi sakın bozmayın. Mesela ilk önce matematik çözüyorsanız, matematiği bitirdikten sonra işte Türkçe'ye geçiyorsanız, ondan sonra fene geçiyorsanız lütfen sınav sırasında bunu bozmayın. Sınavı nasıl kafanızda planlamışsanız öyle devam edin. Lütfen bu da çok ayrıca çok önemli. Şimdi düşünüyorum başka neler söyleyebilirim diye. Kafamda çok şey vardı. Bazılarını söyleyemedim. Dediğim gibi eğer sınavdan önce yanınızda bir arkadaşınız falan varsa iyice kafa dağıtmaya çalışın. Olmadı. Yani hiç arkadaşınız yoktur sınava gireceğiniz yerde. Diğer insanlarla tanışın. Onlarla şakalaşın falan. Ama böyle sakın şey arkadaşlarınızla konuşmayın işte böyle aa sınav çok kötü geçecek hiç çalışmadım falan veya aa işte şimdi sınava gireceğim çok heyecanlıyım falan. İlk önce onları ikna etmeye çalışın sınavın öyle gitmeyeceğine dair, sınavın iyi geçeceğine dair ve çok sıradan bir sınav olduğuna dair.
Baktığınız olmuyor. Gidin oradan. Bırakın gidin. Şimdi çok acımasız davranacağım ama yoksa sizin de sırf moralinizi bozacak. Onlardan ayrılın oradan. Gidin. YGS hakkında başka söyleyebileceğim bir şey. YGS'niz kötü geçerse ve gene puan hakkında endişelenirseniz endişelenmeyin. Daha matematik ve daha LYS matematik ve LYS fen var. Ya benim için matematik ve LYS fene girdim ben de. Daha onlar var. Orada gene puanınızı çok yükseltebilirsiniz. Benim puanım cidden çok düşmüştü son LYS'de. Dediğim gibi gene o bazı insanlar sağ olsun. İnsanlar derken hani hocalarım falan değil. Onlar gerçekten çok destek oldular. Ailem çok destek oldular. Bazı arkadaşlarım gerçekten çok destek. Ya yani çoğu arkadaşım gerçekten çok destek oldu. Bazı belirli arkadaşlarım o kadar destek olmadı. Ya destek olmadı derken işte dediğim gibi hani endişelendirmeye falan şöyle durayım da şöyle duracağım ışık gelsin diye. Onun dışında YGS'de söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Şekeri yiyin. Ama eğer sağlık durumunuz varsa, mideniz falan rahatsızsa, herhangi bir şekilde karnınız ağrıyor. Çok heyecanlanıyorsunuz ya, orada karnınız ağrıyor. Ya bazı çok heyecanlanıp da karnınız... Ulan yeter bak, çalma artık şu kornayı ya. Kekeliyorum bu arada. Kekelemeye başladım, çok ilginç bir şey. Çok hızlı konuştuğum için kekeliyorum galiba. Her neyse. Bazen şuradan kelime bakıyorum. Kusura bakmayın onun hakkında. Bazen de böyle lafa bakıyorum düşünmek için. Oğlum, düşünen adam. ne diyebilirim başka sınavda? Sınavda o bir tane kağıt verecekler size. Onu çok dikkatli doldurun. Hani dikkatli olun doldururken. Öyle söyleyeyim. O birazcık bazı yanlışlıklar falan yapılabiliyor çünkü. Şeye kadar şu andan itibaren de o kadar fazla hardcore çalışmayın. Şu videoyu izliyorsanız son gün de hardcore çalışmayın. Yani çalışın. Ama böyle stres yapmayın. Yani stres yapacak derecede çalışmayın veya böyle başınız iyice şişirecek derecede çalışmayın. Hatalarınıza bakın. Deneme çözmüşseniz daha önce onun çözdüğünüz hatalarınıza bakın. Dediğim gibi konuları çalışın. Konu çalışın. Konu anlatımı yapın. Bu tür şeyleri yapın. Sakın ola şey içmeyin. Yok koladır, kahvedir, soladır, limonatadır falan bu tür şeyleri içmeyin. Sınavdan önce süt falan içmeyin. Bol temiz beslenin. Temiz beslenmek çok önemli. Yok çipsir şeydir falan, abur cubur şeyleri falan yemeyin. Şu anda çok titiz şekilde konuşuyorum gibi geliyor ama gerçekten bunlar çok önemli sizin için. Tam böyle şey melek gibi yaşayayım böyle son 2-3 gün. Sanırım söyleyebileceklerim bu kadar ya. Bilmiyorum daha fazla bir şey söyleyebilirsem bu YGS hakkında. Vlog burada bitmiyor. Vlog devam edecek. Vlog devam edecek birazcık. Oo 15 dakikadır konuşuyormuşum ben. Yok 13 dakika 47 saniye 48 saniye 49 saniye. Saniyeleri say. Hiç komik değil lan. Gülüyorum ki. Manyağım. Neyse. Tamam YGS konusu bu kadar. YGS'ye girecek olan ahbaplarımın, ahbap olmayan insanların, dostlarımın, ahbaplarımın, tanıdıklarının, YouTuber'dan arkadaşım olan insanların, İbo da YGS'ye girecek. Ona da başarılar diliyorum buradan. Herkese başarılar diliyorum söylediklerimden. İbo'ya da başarılar diliyorum. Siz de onlara başarılar dilerim. YGS'ye girecek olan arkadaşlarınız, tanıdıklarınız, kardeşiniz falan varsa ablanız, abiniz olabilir, kardeşiniz olabilir. Arkadaşınız olabilir. Onlara çok iyi davranın lütfen. Canlarını sıkacak hiçbir şey yapmayın. Gerekirse size bir şey yapma, yani bana su getir derlerse gidin su getirin. Cidden çok. Çünkü ona inanamazsınız. Şu anda gerçekten çok stresli durumdalar. Yani inşallah bu videoyu söylerken stresinizi almışımdır. İnşallah söylediklerim üzerinizde işe yaramıştır. Bir de şöyle, hani YGS'ye girecek olanlara bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yaşadığınız bu dünya sizin dünyanız. Siz istemedikçe, siz izin vermedikçe kimse size zarar veremez. Hiçbir olay size zarar veremez. Bu sınav sizi etkilemeyecek, inanın bana. Ben YGS'den önce neysem YGS'den sonra da oyum. Bilenler bilir zaten. YGS'den önce de ben bu kadar manyaktım. YGS'den sonra da bu kadar manyağım.
Yani böyle söyleyeceklerim bu kadar. Daha dediğim gibi herkese buradan başarılar diliyorum. İvo'cum, İbo, İbrahim sana da başarılar diliyorum. Yani bu kadar. Şimdi gelelim başka sizlerle hakkında olan konulara. Şöyle bir şey düşündüm. Şimdi ben 25 bin ahbap özelde değişik değişik videolar yapmayı planlıyorum. Ama öyle şey videolar değil işte. Yok soru cevapmış, montaj. Aslında soru cevap ve montaj videoları güzel videolar. Hani vlogda teşekkür edebilirim. O da güzel video. Onlar da güzel şeyler. Ama öyle ki benim hakkında farklı şeyler var. İlk önce sizler için bir şarkı ezberliyorum. 25 bin ahbap özelde söyledim. 25 bin ahbap olunca size bir şarkı söyleyeceğim. Ahbaplarla birlikte bir buluşma yapacağız. 25 bin ahbap özelde. Ya 25 bin ahbap olmadan önce böyle herhalde 24 binde falan bir buluşma falan yaparız veya 24 binden sonra. Yer ve mekan aklımda. Şey, yer ve mekan ikisi de aynı şey. Mekan ve zaman aklımda. Yer ve zaman aklımda. İyi geçeceğini düşünüyorum. Herkesin boş bir zamana denk getireceğim. Oradaki bir video çekeceğiz. 25 bin ahbap özelleri bu videolardan birini paylaşacağız. Sanırım 4-5 tane video paylaşacağım ben. Sırf o 25 bin ahbap özel için. Şu anda aklımda hani tasarım falan her şey hazır. 1, 2, 3 video var. Bakalım daha fazla bulabilirsem daha fazla yapmaya çalışacağım. Çünkü kendimi iyice ben verdim bu kanala. Çok seviyorum sizleri. Uğraşlarımı, verdiğim zamanı falan artırdım. Tabi derslerime dengeli bir şekilde hani. Fazla olmayacak şekilde. Yorumlarda şeylerinizi falan görüyorum. Çok hoşuma gidiyor işte yorumlarınızı. Sizlere çok teşekkür ediyorum onun için. Çok muhteşem bir kitlemiz var. Muhteşem bir ortamımız var. Çok nadiren gelenler oluyor. Mesela çok nadiren ortamı bozmaya çalışanlar oluyor. Çok nadiren. Mesela geliyor küfretmeye falan başlıyor. Ama bunlar hiç sıkıntı değil. Bunların icabına bir şekilde bakılıyor. Evlerine kiralık katil yolluyoruz böyle. Takım elbiseli hitmenler falan yolluyoruz. Yok yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Gerçekten ortamımız süper. Dediğim gibi bazı insanlar gelip bozmaya çalışıyor. Bunlar da ya işte bilmiyorum of bayağı sallamış olmalıyım kamerayı masaya vurdum. Vurmayacağım. Bir daha masaya kameraya vurmayacağım. Şey masaya vurmayacağım masaya vurarak kamerayı sallamayacağım. Bunun için sizlere cidden cidden çok teşekkür ediyorum. Ben biliyorsunuz küfre falan etmiyorum. Küfür de desteklemiyorum. Küfür yorumlarda da küfür istemiyorum. Ve siz de bu düşünceme gerçekten çok saygı gösteriyorsunuz. Hani şey olabilir. Bazı normal yaşarken normalde küfür eden insanlar olabilir. İnanın bana gelip burada küfür etmeyen insanlar var. Normalde küfür ediyor. Adam geliyor. Burada küfür etmiyor. Mesela mesajlarda falan bol bol karşılaşıyorum. Çok mutlu oluyorum mesela. Mesela diyorum burada bu kanalda küfür yok diyorum. Yani bunu söyleyince çok şey oldu sanki. Burada küfür yasak. Yoksa cezası 65 TL falan filan. Şey sigara içme şeyleri gibi. Mesela adam geliyor küfür etmiyor. Normalde küfür eden insan geliyor küfür etmiyor. Hoşuma gidiyor bu. Saygı, yani bu ne demek biliyorsunuz? Biliyor musunuz? Adam geliyor ve saygı gösteriyor. İnsan geliyor ve hani bizim bu ortamımıza saygı gösteriyor. Bizim bu koyduğumuz bir takım kurallara saygı gösteriyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Yani çok sizler açısından da çok mutlu oluyorum çünkü içinizde de küfür sevmeyen çok insan var. Sağ olun. Var olun. Bunun dışında ne söyleyecektim ben ya? Ha, videonun sonuna güzel bir şey koyacağım. Videoda gördüğünüz insanların burnuna dokundum. Böyle ding, ding, buraya, aynen böyle yaptım. Aynen böyle yaptım. Şu anda kendi burnuma dokunamıyorum çünkü şu anda benim burnum çok küçük. Ya burnuma dokunuyorum da pek belli olmuyor. Ha şurada aynen birazcık şöyle burada hareketleri falan belli oluyor ama normalde insanlar böyle burnuna dokunduğunuzda böyle burnu böyle eğilir ya böyle bir şey olur bilmiyorum bir şeyler olur. Şöyle burnuna dokunduğum insanlar oldu. Göreceksiniz videonun sonunda kimler. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Neyse. Yani böyle baştan ve baştan ve baştan YGS'ye girecek olan tüm dostlarıma buradan başarılar. Dediğim gibi soğukkanlı olun.
Yani soğukkanlı olun. Aa, adam öldüreceğim, soğukkanlı olacağım gibisinden değil. Hani sakin olun. Sakin. Hiçbir sıkıntı yok. Ve son gün çalışmayın. Yani son gün şey yapmayın. Kafanızı dağıtmaya çalışın. Dinlenmeye çalışın. Böyle oturun, çıkın dışarıya böyle güneşli halde. Sandalyenize böyle oturun, şey, müzik dinleyin. Tabii Türkiye'de güneşli yerlerden bulacaksın da. Ben de güneşliydi. 21 Mart'ta mı girmiştik? Ben YGS 21 Mart'ta mı girmiştim sanırım. Hatırlıyorum. LYS 15 Haziran'da girmiştim. LYS matematiğe... Evet, LYS matematiğe 15 Haziran'da girmiştim. 14 Haziran'da doğum günüm vardı. Biliyorsunuz 146 doğrudan geliyor ama hayatımın en gergin günüydü lan. Öyle doğum günü mü olur oğlum? Sağ olsunlar annem, babam ve kardeşim, ailem beni orada çok şey yaptı. Çok destek oldular bana orada. Ama oğlum ne biçim şanstır? Hadi doğum günüm LYS günü olsa neyse. LYS'den kurtulup böyle bir sakinleşeceğim, bir şeyler olacak ama. LYS gününden önce doğum günüm olur ya. Tövbe yarabbim. Ne gergin geçti o gün. Bir de ondan önceki akşam da uyuyamadım böyle şey yaptım. 2-3 saat falan, saat 2'de 3'te falan uyudum. Aman ha, siz erken uyumaya çalışın lütfen ve sakin olun. Cidden. Bu neyse. Söyleyeceğimi söyledim. Ve izlediğiniz için teşekkürler benim bu videoyu. Aa dur. Şey koyuyorum. Videoyu koyuyorum. Nasıl, beğendiniz mi? Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ne diyorum lan ben bunu? Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.